Hafta sonu Samsun'dan gelen sokak ortasında dayak görüntüsü hepimizi dehşete düşürdü. 5 yaşındaki kızının gözü önünde boşandığı eşini öldüresiye döven adam pek çok örnekteki gibi kişilik bozukluğunu ezanlı bayraklı sloganlar ardına gizleyen bir milliyetçi çıktı. Sosyal medyada gün boyu lanet mesajları yağdırıldı, tutuklansın kampanyaları yapıldı. Ancak artık iyi biliyoruz ki bu sanal öfke ilk elde sonuç alsa da kadın katilleri bir kapıdan içeri alınıp arka kapıdan salı veriliyor. Çünkü Erdoğan'ın 8 Mart mesajına da yansıdığı gibi iktidar kadının canından önce ailenin kutsiyetini korumayı amaçlıyor. Aileyi korumak da yen içinde kırılan kolları görmezden gelmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla yargıdan, polisten, devletten kadın kırımına müdahale beklemek biraz cellattan insaf beklemeye benziyor. Eril devletin ideolojisi kadını evin hizmetkarı, çocukların bakıcısı olarak gören bir zihniyet üzerine kurulu. O yüzden erkek boyunduruğunu reddeden, sadece anne olmayı kabullenmeyen, eşit haklar ve özgürlük talep eden kadını iktidarına tehdit olarak görüyor. Bugünün meselesi devletin kadını nasıl koruyacağı değil, kadının devletten nasıl korunacağı meselesi. Bunun için de devleti harekete geçirme hayalinden vazgeçip devleti dönüştürmek için hep birlikte siyasal mücadele vermemiz gerekiyor. Bu süreçte erkek şiddetinde ölen kadınları listelemenin, Twitter'dan küfür yağdırmanın ya da savcıları göreve çağırmanın ötesinde yapabileceklerimiz olmalı. Daha tehdit aşamasında saldırganları deşifre edecek bir uyarı stratejisi geliştirmek mesela veya saldırı anında acil müdahale edebilecek örgütlenmeler kurmak veya kadınlara öz savunma teknikleri öğretmek ya da onlara korunma malzemeleri sağlamak. Ama galiba en önemlisi kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması için baskı yapmak. Sözleşme Türk aile yapısını bozuyor diyerek aile içi şiddete göz yuman zihniyeti teşhir etmek. Uluslararası hukuk ve küresel dayanışmayı harekete geçirmek. Kadının özgürlük mücadelesi erkek egemenliğine dayalı devleti ve toplumsal düzeni dönüştürecek potansiyele sahip. Bu dönüşüm sadece kadınların canını kurtarmaz, erkekleri de özgürleştirir. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.